Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları bu merak serisi. 3. ünite beceri testleri bir ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Aşağıda 36 kök 3 santimetre uzunluğundaki bir tahta verilmiştir. Bu tahtanın kök 3 santim tamamı kök 3 santimetre, kök 12 santimetre, kök 27 santimetre uzunluğunda belirli bir kurala göre kesilecektir. Nokta noktaları devam ediyor. Elde edilen parçaların uzunlukları santimetre cinsinden özdeş topların üzerine yazılıp bir boş torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun üzerinde ondan büyük bir sayı yazma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler sayıları incelediğimiz zaman kök 12 4 çarpı 3 gibi düşünürsek 2 kök 3'tür. E, kök 27 9 kere 3 diye düşünürsem 3 kök 3'tür. Bakın buraya da istersek 1 kök 3 diyebiliriz. O halde 1 kök 3, 2 kök 3, 3 kök 3. Bakın bir artını artırarak devam ediyorum. 4 kök 3, 5 kök 3, 6 kök 3, 7 kök 3 ve 8 kök 3 şeklinde Uzunluklara keseceğiz. Peki topla, toplayalım gençler. Toplam 36 kök 3 yapıyor mu? Bakın kök 3'ler aynı olduğu için öndeki katsayıları topluyorum. 1, 2 daha 3, 6, 10, 15, 6 daha 21, 28, 8 daha toplamları 36 kök 3 oldu. Şöyle kestiğimizi düşünürsek. Toplam gençler 8 tane sayımız var. Peki benden ne istedi? 10'dan büyük olsun dedi ya. Gençler yani işte 10 dediğimiz bizim karekök 100'dür. Yani karekök 100'den büyük olacak. Şimdi 4 kök 3 gençler karekök içerisine alırsam 16 çarpı 3'ten kök 48'dir. Bakın bu 100'den küçüktür. 5'i karekök için alırsam 25 çarpı 3 kök 75 36 çarpı 3'ten kök 108 7 karekök içerisine 49 olarak girer. 3 ile çarparsam 147. Bu da 64 çarpı 3'ten 192. Bakın kök 100'den büyük olanlar kök 108, Kök 147 ve 100 e, karekök 192'dir. Yani 3 tanedir. O halde olasılık değeri de 3/8'dir bölü 8'dir diyoruz. B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, ikinci sorumuzda biraz büyütelim gençler. Yukarıda verilen ışıklı panolarda ortadaki butona basıldığında her panoda birer tane sayı yanıyor. Bu sayılardan her biri birer kez çarpılıp elde edilen sonuçlar özdeş kartları yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının irrasyonel olma sayısı olasılığı kaçtır? Gençler irrasyonel yani köklü ifade olsun istiyoruz. Şimdi bana verilen sayıları gençler öncelikle kökten çıkaralım. Bakın bu 36 çarpı 2'den 6 kök 2'dir. 2 kök 18, 9 kere 2'den 3 kök 2. 25 çarpı 2'den 5 kök 2. 49 çarpı 2'den 7 kök 2. Evet bu 3 kök 3'tür. Kök 75 25 çarpı 3'ten 5 kök 3'tür. Gerçekten irrasyon olması için kareköklü olması gerekir. Bakın o halde köklü ifadelerin farklı olursa bunların çarpımları ne olur arkadaşlar? İrrasyonel sayılır. Bakın 6 kök 2 ile 5 kök 3'ü çarparsam irrasyonel sayıdır. Evet bu bir tane. Birinciyi hallettik. Daha sonra gençler 5 kök 2 ile 5 kök 3'ü çarparsam yani kök 75 çarparsam ikinci irrasyonel sayı elde ederim. Şimdi buradan gençler bakın kök 2'leri çarparsak rasyonel sayı olur. Ama 3 kök 3 ile 3 kök 2'yi çarparsam yine irrasyonel sayıdır. Bu da üçüncü sayımız. Yine 3 kök 3 ile 7 kök 2'yi çarparsak irrasyonel sayıdır. Bu da dördüncü sayımız. Gençler toplamda 9 tane olasılığımız olur. 4 tane irrasyonel sayıdır. 4 bölü 9 da sorumuzun doğru yanıtıdır. Devam edelim bir sonraki soruya geçelim. Üniversite eğitimde hangi fakülteyi tercih etmeyi düşünüyorsunuz? Sorusuna cevap veren 400 öğrencinin cevaplarından hareketli bir anket çalışması yapılmış ve öğrencilerin verdikleri cevapların yüzdelik dağılımları aşağıdaki daire grafiğinde göstermiştir. Buna, bu ankete katılan öğrencilerden 100 tane yüzünün eğitim fakültesi cevabı verdi bilinmektedir. Gençler öncelikle 100 tanesi verdiyse 4 yüzde 100. Şöyle 4'e ile sadeleştirsem yüzde 25'tir. Bakın içeridekiler yüzde olarak verildiği için buna yüzde 25 diyorum. Şimdi toplarsam yüzde 25, 15'te topladım 40. Diğer fakülteler yüzde 40 topladık. Yüzde 80. O halde buraya da tıp fakültesine de yüzde yirmi kalır. Peki benden arkadaşlar hangisi yanlıştır diye soruyor. <laughs> Daire grafiğindeki dilimlerin her biri olayı belirtir. Doğrudur. Diğer fakülteler cevabını vermiş olma olasılığı en fazladır. Gençler bakın yüzde kırkla diğerlerinden fazladır. Bu ifade doğrudur. Tıp fakültesi vermiş olma olasılığı en azdır diyor. Gençler bakın en az yüzde on hukuk fakültesidir. Ama bu bilgi yanlıştır diyoruz. E, C şıkkı sorumuzun doğru yanıttır. Hukuk fakültesi cevabını vermiş olma olasılığı 0 tam %15'tir. Gerçekten %15'i 15 bölü 100 veya 0 tam %15 olarak da yazabiliriz. Demek ki bu bilgi de doğrudur. E, C şıkkı sorumuzun doğru yanıttır dedik. Devam edelim. Dördüncü ve son soruya geçelim. Aşağıda yarı çapın uzunluğu 3 cm olan çember 2 noktasına temas etmektedir. Çember bulunduğu noktadan ok yönünde bir tam tur atarak duruyor. Evet ok yönüne sağa doğru gidecek. Çemberin üzerinden geçtiği tam sayılar özdeş topların üzerine yazılıp bir torbaya atılıyor. Bununla ilgili gençler hangileri doğrudur diyor. Gençler ok yönünde ne kadar ilerler gençler? Çevresi kadar. Çevre kadar ilerler. Şimdi yarı çapı kök 3 ise çevre 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı pi'yi 3 aldık ve kök 3. Burada 2 kere 3 6 6 kök 3. Gençler 6'yı kare kök içine alırsam 36 çarpı 3'ten kök 108'dir. Gençler kök 108 biliyorsunuz karekök 100 ile kare 121 arasında yani 10 ile 11 arasındadır. Şimdi bu iki sayısının üzerindeyse gençler. 2'den 10 tane ileri gidersen ne yapar? 12'ye kadar gideriz. Yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'ye gideriz. Ama gençler 2 ile 11 toplarsam 13'e gelemeyiz. Evet buradan üzerinden geçeceğimiz sayılar 2'den 12'ye kadar sayılardır diyoruz. Bununla ilgili şimdi bakalım gençler. Birinci öncülde 15 yazması imkansızdır. Evet gençler bakın buradaki sayılar arasında 15 yok. Bu bilgi doğrudur. 3'ün katı olma gel, 3'ün katı gelme olasılığı kesindir. Gençler bakın burada 3'ün katı olmayan birçok sayımız var. O halde bu bilgi yanlıştır. 16'dan küçük yazması kesindir. Evet bütün sayılarımız 16'dan küçük doğrudur. Tam kare yazma olasılığı asal sayı yazma olasılığında fazladır. Gençler tam kareler baktığımız zaman 4 ve 9. Yani 2 tane asal sayılarımız 2 3 5 7 ve 11. 1 2 3 4 5 tane. E tam kare fazladır dedi gençler tam kare fazla değil azdır diyoruz. Bu bilgi de yanlıştır. O halde 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Ve B şıkkını doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.